Merhabalar, bu videoda sizlere Overlap Extension PCR metodu hakkında bilgiler vermek istiyorum. Ve bir örnek üzerinden de uygulamalı olarak anlatmaya çalışacağım. Overlap Türkçesi üst üste gelmek, extension ise uzama anlamına gelmektedir. Birden fazla DNA adresinin birleştirilmesi için bu teknik kullanılmaktadır, metot kullanılmaktadır. Örnek verecek olursam iki DNA adresinin birleştirilmesi için DNA zincirlerinin birbirleri üzerine gelecek şekilde komplement DNA dizileri bulunması gerekmektedir. Bunu da spesifik primerler yolu ile sağlayabiliyoruz. Bu parçaları ayrı ayrı üreterek daha sonrasında PCR reaksiyonunda birleştirebiliyoruz. Burada yine temel prensip olarak dediğim gibi bu iki DNA dizisi arasında birbiriyle örtüşecek komplementer bölge bulunması gerekmektedir. Birçok klonlama stratejilerinde bu overlap extension PCR kullanılabiliyor. Daha önceki videomda da işte tek bir reaksiyonda plazmite iki tane farklı gen klonladık. PCR esamdan yöntemiyle aslında temel mantık olarak yine aynı mantık. DNA'ların birbirleri arasında komplementer bölgeleri olup birbiriyle birleşmesi mantığına dayanmaktadır. Burada da spesifik primerler kullanıyoruz. Farklı olarak restriksiyon enzimleri yine kullanmıyoruz. Ben bir örnek üzerinden şöyle anlatacak olursam, bir plazmitte gen A, gen B ve gen C olsun. Bunlar 3 tane farklı proteini kodluyorlar. Ben mesela plazmitte gen B'yi istemiyorum. Gen ve gen C olsun ve bu proteini kodlayan genlerin arasına da proteinler arasında da esneklik oluşturmak için birkaç amino asit eklemek istiyorum. Bir de eklenti olsun. Yani burada bir delesyon, bir de eklenti yapacağız. Bu şekilde bir uygulamalı olarak göstereyim. Tabii ki birçok şekilde yapılabilir bu. Ben sadece örnek olarak bunun üzerinden anlatmaya çalışacağım. Plazmitimiz için DNA'da mesela ileri primer tasarlıyoruz. İleri primerin ucunda plazmitimize klonlamak için kullanabileceğimiz restriksiyon enzimi olmalı. Ve genamızı içeren, genamızı üretmesi sağlanabilecek dizi olması gerekiyor. Yani buna ekstra bir eklenti eklemiyoruz. Çünkü bu plazmitte halihazırda var. Sonrasında geri için yine genaya spesifik bir primer tasarlıyoruz. Ancak buna istediğimiz o arayılayıcı dizi, yani ek diziye eklemek için bir çıkıntı ekliyoruz. Bu onun çıkıntısı, turuncu. Sonra gen B'yi istemiyoruz. Gen B'ye hiçbir şekilde spesifik primer tasarlamıyoruz. Gen A ile gen C'yi birleştireceğiz. Ve aralarında turuncu dediğimiz bu birkaç amino asiti kodlayan dizi olması gerekmekte. Burada ileri gen C primerinde tasarlarken şöyle yapıyoruz. Yine gen C'ye spesifik bir primer olması lazım komplementer. Ancak çıkıntısı olmalı ki gen A'daki çıkıntılı primerde de bulunan aynısı olması lazım. Bunların birbiriyle komplement olması lazım ki gen A ile gen C birleşebilsin. Gen C'ye geldiğimizde tekrardan geri primerinde de yine plazmitte bulunmakta gen C. Spesifik primeri tasarlıyoruz ve gencenin yine bu en sonunda yine restriksiyon enzimi bulunması gerekmekte. Sonuç olarak biz bu primerle ayrı gen A primerleriyle ayrı olarak gen A'yı, gen C primerleriyle de ayrı olarak gen C'yi PCR reaksiyonlarında üreteceğiz. Saflaştıracağız. Sonrasında da bir PCR reaksiyonu oluşturacağız. İşte primersiz 50 derecede veya 49 derecede ya da bunların uzunluğuna göre bir annealing temperature oluşturuyorsunuz. Bir TM oluşturuyorsunuz. O TM'e göre PCR reaksiyonu kuruyorsunuz ve 7 döngü, 10 döngü artık istediğiniz kadar çok döngüye çıkamıyoruz. 7 döngü yeterli olabiliyor. Primersiz hiçbir primer olmadan şu iki parçanın şu uçlardan, turuncu uçlardan doğal olarak birleşmesini sağlıyoruz. Hiçbir primer yardım olmadan.
Sonrasında ise döngüler sonrasında ise bu ileri dış primerler yani gen ağının ileri primeri ve gen C'nin ileri geri primeri kullanılması gerekiyor. Şu primer ve şu primer kullanılması gerekiyor ki sonrasında PCR reaksiyonunda bu şekilde bir dizi elde edelim. Yani gen A ek dizi ve gen C. Burada gen B silindi. Burada gördüğünüz üzere ek diziler birbiriyle örtüşerek DNA dizisine eklendi. Bu şekilde bir dizi hedeflemeye çalışıyorum. Bunu daha ayrıntılı olarak ben Snapchat'in üzerinden sizlere göstereceğim. Burada o yüzden basit bir şekilde tutmaya çalıştım. Çok detay vermedim. Snapchat'ime bakacak olursak burada plazmit örneğimiz var. Gördüğünüz üzere gen A, gen B ve gen C. Ben şimdi gen A'dan primerlerimi tasarlamaya başlayacağım. Restriksiyon enzimlerimizi göstermek için buraya basıyoruz. Şurada NiHE1 var mesela. Ben bu plazmide tekrardan klonlamak istediğim için bu restriksiyon enzimini taşımasını istiyorum. Ve bir ileri primer yapacağım gen A için dediğim gibi daha öncesinde PowerPoint'te gösterdiğim gibi. Şöyle TM'sini buradan takip edebiliyoruz. Yani çok optimi bir TM yapmayacağım. Guaninle bitiyor primer. Adenin ve timinle bitmesini tercih etmiyoruz primer için. Üst zincir ileri primer olduğu için üst zincire seçmemiz gerekiyor ki alt zincire otursun primer. İleri i gen A dedim ben buna. İsimlendirdim. Bu primer şöyle tekrardan 56 TM'si varmış mesela. Tabii ben daha önceki videolarımda optimize PCR primeri nasıl tasarlanır da daha farklı şekilde PCR primerlerinin nasıl kontrollü bir şekilde tasarlandığını anlatmaya çalışayım. Burada hızlı olmak için kontrolsüz gidiyorum. Yani optimize edilebilir bu primerde. Onu demem gerekli. Sonrasında ise burada herhangi bir şey yapmıyoruz. Bu parçayı tekrardan ürettiğimizde NiHE1 yoluyla plazmite kullanacağız çünkü. Gen B için hiçbir şey yapmıyoruz. Gen A için reverse primer tasarlamamız gerekiyor. Geri primer tasarlamamız gerekiyor. Şöyle onun içinde TM'si nereye kadar gitsin? 56 idi diyelim ki. Bu da 57'ye kadar gitsin mesela. Birbirine çok yakın TM'leri olsun. Geri primer olduğu için alt zincir G sonrasında ise gen A. Geri gen A primeri. Şimdi bu primer burada bitmedi. Ben araya iki protein arasında esnek bir bağ oluşturması için glisin serin aminoasitlerini koymak istiyorum. Kodlayıcı bunları kodlayacak. DNA dizisini oraya yerleştireceğim. Aslında glisin serin GGGGS bunu birkaç şöyle şekilde yapılabilir. Daha esnek bir protein amino asit zinciri oluşturmak için aslında. Ancak ben bu örnekte tek bir kopya yapayım dedim. Glisin serini de kodlayan DNA dizisi bu. Ben bu DNA dizisini bu şekilde direkt kopyalayamıyorum. Çünkü alt zincire reverse primer olarak tasarladığım için bunun reverse komplementerini almam gerekiyor ki primere istediğim şekilde yerleşsin. Şöyle burada da bu programı reverse complement yazılımını kullanıyorum. Bioinformatics.org'dan. Reverse complement'i seçiyorum. Submit diyorum ve bir dizi çıkıyor ve reverse complementary oluyor. Ve ben bunu reverse complementary'ini buraya kopyala yapıştır yapıyorum en başına. Et diyorum. TM'i değişmedi çünkü bu işte overhang dediğimiz çıkıntı oluyor. Gördüğünüz üzere bu çıkıntı da hiçbir şekilde gen B'ye dahil değil. Yani gen B'ye hiçbir şekilde oturmuyor, örtüşmüyor. Şöyle bakacak olursak hiçbir şey örtüşmüyor direkt komplement olarak hiçbir baz. Bu da iyi bir şey çünkü spesifik, non-spesifik bağlanmalar olmuyor. Eğer çok fazla olsaydı gen B'den de bir bölge
olacaktı. Ancak o da çok fark etmiyor bu reaksiyon tipimizde. Ancak bazı durumlarda gerçekten problem olabiliyor. Gence için primer tasarlarken ileri primeri genaldeki geri primerin bu çıkatalı kısmıyla örtüşmesi gerekmekte. O yüzden ona göre tasarlamamız gerekiyor. İlk önce gence için örtüşen bölgeyi ayarlamamız gerekiyor ki gence üretilsin. 55-57 baz şöyle yaparsak 25 baz çifti 56-57 baz. 57 TM oluyor derece. Şöyle yine S primer diyorum. İleri primer olduğu için top strand ki alt zinciri kaynak olarak alsın. İ gence diyorum. Et primer demiyorum çünkü burada şu an hiçbir değişiklik yapmadan çünkü alt primer kaynak olarak kullanıyor ve ben bunu direkt yapıştırıyorum bu aminosit dizisini kodlayan DNA dizisini. Ekliyorum. Bu kadar mesela. Buradaki çıkıntılı kısmın şuradaki çıkıntılı kısımla örtüşmesi sağlanacak ve parçalar bu şekilde birleştirilecek. Sonra geri primer olarak gence için yine plazmide ben restriksiyon enzimleriyle parçalar birleştirdikten sonra öyle kullanmayı tercih ettiğim için bu örnekte bu Zovan restriksiyon enzimi kalmasını istiyorum. 58'de şuradan da 54 56 bu yeterli olacağını düşünüyorum. Tabii ki optimize değil PCR primerleri. Bir önceki videomda bunları anlatmıştım nasıl optimize olduğunu. Geri primer için alt zincir. Çünkü üst zincir kaynak olacak. Sonrasında ise geri gen C diyorum. Burada ekstradan restriksiyon enzimleri için mesela eklenti yapabiliriz. Onu ekledim. Tabi bu da optimize olması gerekiyor, bakılması gerekiyor. Diğer videoma göz gezdirebilirsiniz. Eğer bu videoyu ilk olarak izliyorsanız optimize primer tasarımı. Şurada da mesela restriksiyon enzimi olduğu için şöyle 3 baz ekledim. Tabi bunların hepsinin kontrol edilmesi, optimize edilmesi gerekiyor. Hem primerlerin TM'i hem de eklediğimiz bazlar restriksiyon enzimlerinin önüne. Şimdi bu primerlerimizi tamamladık. Yine ben Snapchain'in tam sürümünü kullanıyorum. Burada Overlap Extension PCR var. Ben iki parçayı birleştirmek istedim mesela. Sade bir görünüm için buradaki restriksiyon enzimlerini kaldırdım. Şimdi burada plazmik DNA'sını kullanıyoruz. Sam fragment olarak yani DNA olarak kaynak DNA olarak plazmiti kullanıyoruz. Eğer parça ürettiysek ve parçanın DNA'sını verdiysek Snapchain'de direkt fragmenti koyabilirsiniz ve burada da use directly as fragment 1 diyebiliriz. Ancak plazmitten PCR yoluyla üretip yapacağız. O yüzden de buraya primerler girmemiz gerekiyor. Yani biz ilk önce gen A'yı bir PCR reaksiyonunda üreteceğiz, saflaştıracağız ve elimizde gen A olacak. Sonrasında ise yine gence spesifik primerlerle PCR yapıp onu mesela üreteceğiz ve ondan sonra elimizde saflaştırmış gence olacak ve bir PCR reaksiyonunda uygun şartlarda bunları reaksiyona alacağız. İlk önce işte 7 döngü veya 10 döngüye kadar primersiz, sonrasında ise I gen A ve G genci kullanılarak parçaların dıştan birleştirilmesini sağlıyoruz. O yüzden de çıkan final parçasında gen A eklenti parçası ve genci olacak. Bunu da şu anda bioinformatik olarak sınayacağız. Doğru bir tasarım yapmış mıyız diye. I gen A'yı seçtim. Shift tık yapınca ikisini seçebiliyor arkadaşlar. Bunu mesela seçtim. Polimeraz seçimi çok önemli değil bu noktada. Gördüğünüz üzere 791 ve 1456. diziler arasında üretiminde 684 baz çifti büyüklüğünde bir gen A üretilecek PCR reaksiyonunda. Sonrasında burada yine kendi plazmit DNA'mızı seçiyoruz. Bu sefer gen C'yi üreteceğiz. Şuradan yine görüntüyü sadeleştiriyoruz restriksiyon enzimlerini kaldırarak. İ gen C'yi seçiyoruz ve yine tasarladığımız geri gen C'yi seçiyoruz.
Ve gördüğünüz üzere burada yeşil çıktı. Bu demek oluyor ki PCR seçeneği de çıktı. Bu demek oluyor ki doğru bir tasarım yaptık. Sonrasında Fuse Template dediğimizde gördüğünüz üzere burada gen A ve gen C var. Şu ara dizide de bizim istediğimiz spacer bölgesi var. Yani esneklik oluşturan amino asit bölgesi var. Burada sağda da gördüğünüz üzere primer buradan dış primer ve buradan dış primerle dediğim gibi I gen A ve G gen C ile PCR reaksiyonumuzu kurduğumuzda bunlar mesela 15 baz çifte 66 TM'de kullanılıyormuş. Daha düşük de kullanabilirsiniz. Bu TM'in 5-10 derece eksiğini de kullanabilirsiniz. Tabi optimizasyon gerekiyor. Ama bu 66 dereceyi de deneyebilirsiniz. TM olarak. Sizlere şöyle ayrıca şöyle gösterecek olursam dizi görünümünü. Burada ATG kodonuyla başlıyor. Şurada restriksiyon enzimimiz var. Bu restriksiyon enzimiyle mesela saflaştırdık. PCR reaksiyonumuzu kurduk. Bu parçayı saflaştırdık. NIH1 ve bu da Zoban restriksiyon enzimlerini kullanarak aynı plazmite bu sefer GMB'siz ve şurada gördüğünüz üzere glisin, 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 serin amino asitlerini de kodlayan diziyi ekleyerek biz farklı bir protein kodlayan, füzyon proteini kodlayan bir aslında plazmit tasarlamış oluyoruz tekrardan. Yeni bir plazmit oluşturuyoruz. Anlatımlarım bu konuda bu kadar. Daha sonrasında yine birçok mesela şurada actions kısmına baktığınızda TA ve GC klonlama, topo klonlama, gateway klonlama, işte site-directed mutagenesis gibi bunları da sizlere anlatabilirim. Hangisini daha çok anlatmamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz Twitter'dan veya bize ulaşabildiğiniz her yerden. Hangi videoyu daha çok görmek istediğinizi yani öğrenmek istediğinizi yazabilirsiniz. Bununla ilgili anketler de açacağız biz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu konuda anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi birçok farklı örnek için kullanabilir. Yani ben bu şekilde bu diziyi de farklı şekillerde oluşturabilirdim. Ancak bu örnek üzerinden, bu metot üzerinden anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bilimle kalınız.